Bugün hayatımda yaşadığım en farklı deneyimi, en kötü ve rezil deneyimi size anlatmaya geldim. Çünkü buraya gidecek olanların önceden bunu bilmesi lazım diye düşünüyorum. Bahsedeceğim konu Çeşme'deki Beach of Momo. Rezaleti, iğrençliği, pisliği ve body shaming'i. Geçen hafta Cuma günü yani 4 Ağustos günü oraya rezervasyon yaptırdık biz bir şekilde. Çünkü asla rezervasyon almıyorlar ve tanıdık sokmak zorunda kaldık araya. Velhasıl biz rezervasyonumuzu yaptırdık. Kapıya gittiğimizde bir sürü genç kapıda herkes elinde telefon, işte tanıdıklarını araya sokmuşlar. Onları arayıp rezervasyonu onaylatmaya çalışıyorlar. Bu ismi unutmayın. Emrah Bey. Altını çizerek söylüyorum. Momo'nun kapısındaki Emrah Bey. Gittiğimizde bize rezervasyon olmadığını söyledi. Sonrasında biz de araya soktuğumuz kişiyi arattırıp rezervasyonumuzu onaylattık. Bize cevabı şu oldu. İçerisi full kapasite, 1500 kişi var. Asla birisini alamam içeri. Bu arada biz de gittiğimizde saat sabah daha 10.30-11 filan. Ama önümüzden deli gibi turistler geçiyor. Ve hiçbirisine rezervasyon falan hani doğru düzgün sormuyorlar bile. İsmi alıyorlar ve geçiyorlar yani. O kadar belli ki para düşkünü oldukları. Neyse biz bir şekilde giremedik ve başka bir plaja gitmeye karar verdik. Ondan sonrasında arkadaşım dedi ki ben bir daha sormak istiyorum yani siz geçin arabaya. Ve arkadaşıma şunu söylemiş. Emrah Bey şunu söylemiş. Beach'e girmek için kilolarınız biraz fazla. Ne? Ne? Yani hayatında bir sürü yerde, sosyal medyada, sokakta insanlar sırf güzellik algılarına uymuyor, çok zayıf ya da çok kilolu ya da kilolu ya da ne bileyim burnu çirkin diye bir sürü kötü yorum alanı gördüm. Ama bir plaja girmek için sıfır beden olmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Arkadaşım benim potansiyelimi bildiği için o anda bunu söylememiş. Sonrasında ben bunu öğrendim ve hani o kadar garibime gitti ve o kadar tiksindim ki bu yerden. Dedim nasıl böyle bir şey yapabilirler ya. Bu arada bunun maddi durumumuzla vesaire alakası yok. G-Class Mercedes'ten inip yine de içeri giremeyeni bu gözler gördü. Ya da kapıda bekleyen herkes kilolu ya da çok zayıf ya da çirkin değildi. Ve hiçbir şekilde böyle ne bileyim kekovari ya da işte sapık tipli insanlar da yoktu. Herkes düzgün giyinmiş ve gelmiş gençlerdi. Bizim yaşlarımızdaydı yani. Neyse sonrasında ben dündü sanırım İstanbul'a dönüp biraz takinlemeyi bekledim. Momo'ya yazdım. Şikayetim var hani ilgilenebilir misiniz diye yazdım. Ve asla cevap vermediler. Şu anda onları buraya koymak istiyorum ama koymayacağım. Sonrasında başka başıma şeyler gelmesin diye. Mesajlarıma görüldüğü yapınca ben de en son dedim ki yani şikayet mesajıma bile cevap vermiyorsunuz. Bir özür bile dilemiyorsunuz. Hani yaptığınız çok ayıp vesaire dedim. Ona bile görüldü attılar ya. Yani inanın birçok ülke gezdim. Saint-Tropez'de bile bunu yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yani Dior'un bir içi olsun, ne bileyim Louis Vuitton'un bir içi olsun ya da Bodrum'daki çok ünlü Mandarin Otel'in Luca bir içi olsun yani. Ki bu saydığım beachlerin hepsi çok iyi. Dünyanın bir numaralı beachlerinden bir tanesi. Hiçbirisinde böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Ama sizden yaklaşık 2000 miydi, 2500 miydi tam hatırlamıyorum. Para alacak adamlar size kapıda böyle bir şey sunuyor ve sizi almıyorlar. Sonrasında arkadaşlarımla konuştum. Hani oraya giden de gitmek isteyen. İşte biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Bize de saçma sapan sebepler sunuyorlar, almıyorlar. Yani o anda hoşuna gitmeyen herhangi bir şey oluyor. Ya da ne bileyim gıcıklık yapası geliyor Emrah Bey'in. Ya da diğer kapıdaki arkadaşların ve sizi içeri almıyorlar arkadaşlar. Sonrasında dedim ki bir Google yorumlarını vesaire okuyayım. Hani bende mi problem var? Bazı Google yorumlarını aldım ve bunları paylaşmak istiyorum. İsterseniz girip yorumlara kendiniz de bakabilirsiniz. Yani bunun gibi yüzlercesi var ve zaten puan 2.9 yani. Şimdi ben bu videoyu paylaştığım için linç yiyeceğimi de biliyorum. Yok işte obezler girmesin, işte sizi görmek zorunda mı ister şeyler. Ama bunları yazacak insan zaten IQ seviyesi çok düşüktür bu bir. İkincisi ya da çocuktur yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ben dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Sanki Saint-Tropez'de ya da Monaco'da ya da Miami'de en iyi yerde, en iyi plaj olduğunu zannedip
saçma sapan tavırlarla, ilgisizlikle, rezillikle insanları içeri almayan bir işletmeden bahsediyoruz. Gerçekten bunun sizin maddi durumunuzla, sizin kilonuzla ve tipinizle, giyinişinizle, tarzınızla hiçbir alakası yok. Lütfen gidecekler de önceden psikolojisini hazırlayıp gitsin. Gerçekten problem sizde değil. Ben kendi gözümle gördüm ve kendi kulaklarımla duydum birebir. Bunu söylemek istedim. Gerçekten linçse linç, başka bir şeyse başka bir şey. Gerçekten hani benim bu plajı bir yere şikayet edebilmem ya da gerçekten canlarını acıtacak bir şey yapabilmem için bir fikri olan varsa gerçekten bekliyorum bunu yorumlarda ya da bana bir şekilde ulaşın. Çünkü gerçekten rezalet bir işletme. Gidip paranızla rezil olmayın. Çeşme'de gerçekten çok güzel beachler var. İsteyene de yazarım. Hiç boşu boşuna gidip iki fotoğraf çekeceğim ya da hep arada işte video çekeceğim diye gitmeyin. Gerçekten çok kötü, çok rezil, çok iğrenç.